Suriye'de devam eden iç savaşa çözüm arayışları devam ederken Rus donanması Türk boğazlarını kullanarak askeri sevkiyat yapıyor. Farklı kaynaklar IŞİD terör örgütünü gerekçe gösteren Rusya'nın Esad rejimine destek için bölgeye asker, tank, savaş uçağı ve saldırı helikopteri gönderdiğini belirtiyor. NATO'nun Bulgaristan ve Yunanistan'a Rus uçaklarına hava sahalarını kapatmaları yönündeki uyarılarının ardından İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki hareketlilik ise arttı. Yeni gelişme bizim Boğaz Gözlemleme Grubu'nda Rusların belki de bütün Karadeniz filosundaki çıkarma gemilerini zaten şu an kullandıkları için özellikle Novocherkask limanından ticari gemilere de belli miktar yani patlayıcı olmasa bile başka askeri malzemeler yükleyerek taşımaları. Bunlar prefabrika evler, su depoları, normal askeri kamyonlar, askeri boyalı hatta bazılarının üzerinde Rusya'nın Kırım'daki birliğinin işaretleri olan kamyonlar. Amatör fotoğrafçı Yörük Işık artık neredeyse her gün Rus savaş ve lojistik gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini izlemenin mümkün olduğunu söylüyor. Son zamanlar içinde artan trafik bizim hobimizi de çılgınca bir hıza getirdi. Son geçen hafta içinde örneğin mesela her gün bir Rus gemisi geçti ve bazı günler 2 veya 3 Rus gemisi farklı zamanlarda aynı anlarda mesela örneğin geçen cumartesi günü 2 Rus gemisi bir tanesi Sivas'ta Polay kendi üstüne geri dönen Akdeniz'den bir tanesi de Akdeniz'e doğru hareket eden 2 Rus gemisi tam burada arkamızda bu köprünün altında karşılaştılar. Gözlemciler 2015'te Türk boğazlarını geçen Rus gemi sayısının 70'e yaklaştığını belirtiyor. Öte yandan Rusya'nın 30 Eylül'de gerçek mühimmat kullanacağı bir tatbikat da yapması söz konusu. Amatör fotoğrafçılara göre Türk boğazlarındaki Rus donanmasının hareketliliği Ağustos ayından bu yana hızlanmış durumda. Rusya'nın Suriye'de yeni üs inşa etme çabaları ve Esad rejimine destek çalışmalarına bakıldığında bu trafik daha da artacak gibi görünüyor. Bora Bayraktar, Euronews, İstanbul.